Selamünaleyküm sevgili dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere ana yemekte çullama var. Çullama kaplama demek. Biz neyi kaplayacağız? Köfteyi kaplayacağız. Malum Ramazan ayındayım. Yanında da ne yaptığımı sizinle kısaca paylaşmak istedim. Köftelerimi dondurucudan çıkardım. Buzunun tamamen çözülmesini sağladım. Ama siz hemen yeni bir köfte yapacaksanız da hiçbir sıkıntı yok. Sıcak suda birazcık tuz ilave ederek haşlıyoruz. Haşladıktan sonra köftemizin soğumasını bekliyoruz. Bir taraftan da patlıcan haşladım. Köftenin kaplaması için kaplamamızın içerisinde 3 tane yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurdum ve 3 yemek kaşığı un koydum ama daha sonra tekrar ekledim. Esasen biraz daha eklemeliymişim. Onu da sunuma baktığımda kaplamamın inceliğinden fark ettim. Çünkü yapılan çullamada kaplama biraz daha kalındı. Çok kalın değildi de biraz kalındı. Kaplamanın en büyük püf noktası böyle pur 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 kabarması için içerisine bir çay kaşığı dolusu karbonat ekliyorsunuz. Karbonat eklemeyi unutmayın. Tabii ki de tuzu söylememe gerek yok. Yani ekliyorsunuz. Evet, bu şekilde yağın içerisine atıyoruz. Yağımız kızgın ama altını kısarak pişiriyoruz. Üstüne de kızgın yağdan kaşık yardımıyla ekliyoruz ki hem pişirme işlemi hızlanıyor hem de çevirirken akma işlemi olmamış oluyor. Köftelerimiz kızarırken ben sebze makarna yapacağım. Evde sadece biberlerim vardı. Biberlerimden sebze makarna yapacağım. Ben onları doğrayayım bir taraftan. Evet, görmüş olduğunuz gibi buna dediğim gibi ben evde biberlerim vardı. Biberlerden yaptım. Ama siz buna havuç ve kabak da çok güzel yakışıyor. Sebze makarnayı denemenizi tavsiye ederim. Evet, görmüş olduğunuz gibi kaplamam ince oldu. Ama görüntü muhteşem. Lezzet de şahane. Bunu Afyon yöresinde süzme yoğurt ve domates sosuyla birlikte banarak yiyorlar. Size de bu şekilde yemenizi tavsiye ederim. Ben domates sosuyla yedim, yoğurtla yemedim. Çünkü köfte ve yoğurt birbirinin değerlerini kaybedeceği için vitamin değerlerini o yüzden kullanmadım. Patlıcanlarımı da artan harçla birlikte kızarttığımız yağın olmasın diye mısır unundan vazgeçtim. Yanında mercimek çorbamız, salatamız var. Yeni videolarda görüşmek üzere. Afiyet olsun.